Fatih Altaylı, Oktar'ın Seks Hayatı Adan Oktar çetesinden ayrılan iki konuğum vardı dünkü tek tekte. 1980'lerin sonundan 2000 yılına kadar örgütün iki numarası olarak Oktar'ın yanından ayrılmayan ancak 2000 yılında örgütten ayrılıp bu kez örgütle mücadeleye başlayan bir dönem Oktar'ın en yakın adamı Fırat Develioğlu ve yakın zamanda sansasyonel bir kaçış gerçekleştirerek her yerde haber olan Oktar'ın ipliğini pazara çıkaran eski mürit Ceylan Özgül. Oktarı yakından tanıyan her ikisine de bir soru yönelttim. Oktar'ın kadınlarla olan ilişkisini. Aldığım yanıt ilginçti. Adnan Oktar'ın yıllardır tedavi edilmeyen bir kasık fıtığı varmış. Bu fıtık zaman içinde öylesine büyümüş ki birkaç kiloluk bir hal almış ve şu anda sanki pantolonunun içinde bir basketbol topu koyulmuş gibi bir hale gelmiş. Bu yüzden de Adnan Oktar'ın hiçbir cinsellik yaşaması mümkün değilmiş. Tabi bu örgüt içinde çeşitli sapkınlıklar yapmasına da engel olmuyormuş. Genç ve güzel kıza teklif. Program sırasında ilginç şeyler anlattı Ceylan Özgül. Adnan Oktar örgüte katılmasını istediği kadınları belirledikten sonra çete üyelerine bu yönde görevler veriyormuş. Ve çetedeki erkekler ve kadınlar bu kızın peşine düşüyormuş. Bu bazen 20'li bazen de 10'lu yaşlarında kızlar olabiliyormuş. Gerekirse mahallesine taşınarak, gerekirse alışveriş yaptığı bir iş yerini satın alarak, gerekirse önce ailesiyle dostluk kurarak bu kızlar örgüte kazandırılıyormuş. Onlar bunu anlatınca benim de birkaç yıl önce yaşadığım bir olay aklıma geldi. 5-6 yıl önce genç bir kız asistanımı arayarak benden randevu istedi. Konuyu da spikerlik konusu diye iletti. Ben de kendisine televizyonla bir ilgim olmadığını bunun için televizyon tarafındaki ilgililerle görüşmesi gerektiğini ilettim. Ancak ısrar üzerine bir randevu verildi ve geldi. Oldukça güzel, şık, iyi eğitimli bir genç kız varlıklı sayılabilecek bir ailenin kızıymış. Anlattı. Çalıştığı kanalda kendisini gören Adnan Oktar'ın yardımcılarından biri kendisini aramış ve Oktar'ın televizyonunda iş teklif etmiş. Görüşmeye gitmiş. Sözde bir deneme çekimi yapmışlar. Çok beğenmişler ve beraber çalışmak istediklerini söylemişler. Çalıştığı kanalda ekrana pek ender çıkma şansı bulan kıza her gün ekranda olacaksın demişler. Üstelik de 3 bin lira maaşı olan kıza 15 bin lira maaş teklif etmişler. Kız da akşam ailesiyle teklifi paylaşmış. Annesi internetten bir araştırma yapmış ve benim Adnan Oktar çetesiyle ilgili yazılarıma ulaşmış. Sen git Fatih Bey'le bir konuş, bunlar Tekin adamlara benzemiyorlar deyince kalkıp bana gelmiş. Ben de kendisine bu grubun rezilliklerini, İşi kabul ederse başına gelebilecekleri bir bir anlattım. Ödü patladı ve gitti. Teklifi reddetmiş. Geçen gün aradı ve sayenizde kurtuldum çok teşekkür ederim dedi. Bazen büyüklerin sözünü dinlemekte fayda var dedim. Fatih Altaylı Habertürk